Şimdi ben adım Ali Parşalayan, Gençlik Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcısı olarak bu bölgede çalışmalar yapıyorum. İlçelerimizde çalışmaları hem görmek hem de arkadaşlarla burada söyleşmek için geldim. Dolayısıyla öncelikle Türkiye'nin yaşadığı çok önemli bir gerçek üzerinden partimizin genel olarak görüşünü, politikasını açıklamak. Ondan sonra da belediye başkanı aday adayımızı tanıtmak amacıyla bu toplantı düzenlemiş oluyor. Siyasi bakımdan olan şudur. Hepimizin televizyonlardan ve gazetelerden izlediğimiz gibi Tayyip Erdoğan Barzani, yani Kuzey Irak'ta oluşturulan bir Kürt bölgesinin lideri, hatta özel yönetimin başkanı olarak, ki kendisine tanıtırken Kürdistan başkanı dedi, başkanı olarak tanıtmak üzere bir miting düzenlemiştir. Bu mitingin verdiği mesaj, Türkiye'de Barzani'yle el ele vererek, öbür tarafta aslında Öcalan'la Korkula girerek, Türkiye'nin Güney bölgesinde, Diyarbakır'da Kürdistan yapacağız. Bitlis'te konuşmasında bunu daha da açtı. Dedi ki, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Güney tabi Türkiye, İran'ın bir bölgesi, bütün bunlar özgürleşecek onlara göre ve bir Kürdistan oluşacak, Büyük Kürdistan projesi bu. Açıklanan şey bu. Aslında bu yeni bir şey değil ama ifade olarak ve hareket olarak yeni bir şey. Neden yeni bir şey değil? Çünkü Tayyip Erdoğan daha 2004 yılında Kendisi Partisi'nin bir kongresinde ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Bunu biliyorsunuz daha sonra devam etti söylemeye. Bizim ortak kanalımızda da bunlar uzun uzun anlatıldı. Buradan yetinmedi, durmadı. Dedi ki Diyarbakır çok önemlidir. Büyük Ortadoğu Projesi, Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde Diyarbakır'ı yıldız yapacağız. Ne demek yıldız? Neyin yıldızı oluyor? Burada bir Büyük Kürdistan kurulacak. Diyarbakır'da burada Emirol, belki de başkent olacak gibi. Ama o bu konularda öyle söyledi. Fakat daha sonra açılım politikalarıyla filan iş bu noktaya geldi. Fiilen Türkiye'nin bölünmesi, Diyarbakır'ın Kürdistan ilan edilmesi ve Kuzey Irak'ın da Kürdistan ilan edilmesi konusunda Türkiye bir görev yapıyor. Ne görevi yapıyor? Büyük Ortadoğu Kurulusu'nun eş başkanı olarak görev yapıyor. Bu görevi benimsemiştir. Bakın dikkat ederseniz ben kendisi hakkında başbakan ifadesini kullanmak istemiyorum. Neden? Çünkü her ne kadar Türkiye yasalarına göre başbakanlık koltuğuna oturuyorsa da yaptıklarıyla, icraatıyla ve fikirleriyle Türkiye başbakanın yapması gerekenleri değil, Amerika'nın memuru olarak yapması gerekenleri yapıyor. Ve bu yüzden Türkiye'ye çok zararlı oluyor ve bölücü hareketin lideri aslında Tayyip Erdoğan. Ama şimdi toplumda bölücülük deyince, bölücü başı Abdullah Öcalan anlaşılır. Abdullah Öcalan da tabii bu işleri yapıyor da. Ama asıl büyük bölücü birinci derecede Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan olmasa, o makamda Tayyip Erdoğan olmasa, gerçekten Türkiye'nin milli birliğinden, bütünlüğünden yana bir başbakan olsa, Abdullah Öcalan hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ona bu yapma konusunda rol veren, görev veren Tayyip Erdoğan. Hatta onların üzerinde bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ortadoğu Projesi'yle hem Tayyip Erdoğan'a rol veriyor, hem Abdullah Öcalan'a rol veriyor, hem de Barzani'ye. Alın bakalım bu roller birleşince düğme tehlikesi buradan meydana geliyor. Bunları niye söylüyoruz? Bunları şunun için söylüyoruz. Maalesef yandaş basının hareketiyle olay çarpıtılıyor. Sanki efendim Türkiye'de Kürtler esir durumdaymış da özgürlük istiyorlarmış. Bu özgürlükler için savaşan bir PKK varmış. PKK'yı yenmek mümkün değilmiş.
Dolayısıyla bu savaş memlekete çok zarar vermiş. Bu savaşı durduralım. Barış gelsin, insanlar ölmesin, anaları alamasın. Yani onun için ne yapmak lazım? Onun için de Abdullah Öcalan'ı yanımıza alıp, gel kardeşim, bu işi barış yoluyla çözelim diyelim. O ne diyor o zaman? Kardeşim, ana dilde Türkçe eğitim. Ondan sonra işte özel bölge olsun. Türklere özgür tanısın. En son BDP Genel Başkanı da söyledi. Kürdistan olsun. Tamam, bunları kabul edin. Ne var bunları kabul etmekte? Özgürlük değil mi? Bu demokrasi değil mi? Demokrasi özgürlük böyle gelmez mi diye ülkenin kafasını kullandıran bir şey yapıyorlar. Burada asıl dikkat etmeniz gereken şey Amerika açısından ne Kürtlerin özgürlüğü, ne Kürtlerin özgürlüğü, ne bazen özgürlüğü, ne insanların yoksulluğu, ne onların demokratik hakları hiç mi hiç ilgilendiriyor? Hiç mi hiç ilgilendiriyor? O bütün bu projeleri, bu yalanları kendisi Orta Doğu'da yerleşecek, orada oluşacak küçük devletleri, büyük devletleri, Türkiye'nin büyük devletleri parçalayacak, güçten düşürecek, kendisi piyon olarak kullanabilecek hale getirecek, orada kurulan devletçikleri yine piyon olarak kullanacak, İsrail'i destekleyen, İsrail'i koruyan, İran'a karşı saldıran, değil mi? İran'a saldıran, Irak'a saldıran, Suriye'ye saldıran, kuvvetli haline getirecek ve kendi çıkarlarını bu şekilde koruyacak. Amerika'nın politikası bu. Amerika ne? Öyle olmuş, böyle olmuş filan değil. Ama ne yazık ki Türkiye'mizde başta AKP olmak üzere Amerika'nın doğrultusuna gittikleri için diğer partilerde bu gerçekleri bu şekilde ortaya koymuyorlar. Birçok aydınımız, profesörümüz, gazetecimiz, yazarımız da maalesef Amerikan baskısıyla bu gerçekleri böyle ortaya koymuyorlar. Ben çok canım sıkılıyor. Televizyona çıkıyorlar. Abdullah Hoca ne demiş? Tayyip Erdoğan ne demiş? Kürtler ne diyormuş? Filan. Bunlar üzerine konuşuyorlar. Bu projenin sahibi ve şeyinin, yürütücüsünün, patronunun Amerika olduğunu söylüyor. O zaman da olay gerçekleşiyor. Fakat şimdi buraya kadar gelen olaylar gördüğünüz gibi maalesef Amerikan inisiyatifiyle Tayyip Erdoğan'ın maalesefini yapıyor. Ama şu bir gerçek. Bakın. Şu bir gerçek. Türkiye'de milletimiz artık bunları çok da fazla görüyor. Tayyip Erdoğan'a o kadar fazla da inanmıyor. O yüzden bu yıl yaşadığımız büyük kitle eylemleri başta Haziran ayaklanması olmak üzere, 29 Ekim'lerde milyonlarla Arap Kadri'ye koşmalar olmak üzere, 10 Kasım'larda gördüğümüz ki burada da bandıma değil, olmak üzere milletimizin çok önemli sayıda insanı, bilinçli insanları sokaklara döndürüp AKP'yi istemiyoruz. Bu bölümlerine gideceğiz. Bakın, Mustafa Kemal askerleriyiz. Adeta altın değerinde bir slogan. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bir defa Mustafa Kemal'in emrindeyiz. Mustafa Kemal'in yarım bıraktığı ya da bırakmak zorunda kaldığı devrimleri sürdürmeye kararlıyız. Bunun için savaşmaya kararlıyız ki askeriyiz diyor. Bu sloganı etkilediğin insanların toplamda bir mesaj değil. Bu yüzden biz İşçi Partisi olarak AKP her ne kadar işte oradaki bir tane dese, şunu da dese, bunu da dese, Abdullah Öcalan da devlet olsa bu bölünme amaçlarına ulaşamayacaklardır. Millet onlara ulaşmadan bu iktidarı iktidardan indirecektir AKP'yi. Bunu seçimlerde de göreceğiz. Gerek yerel seçimde, gerek Cumhurbaşkanı seçiminde, gerekse genel seçimleri göreceğiz. Ancak İşçi Partisi işte bu kabaran büyük halk hareketlerinin önderliğini yaparak, bütün milli güçleri birleştirerek ve bunları bir siyasi partiler ya siyasi parti olarak hatta diğer siyasi partilerin güç müdahalesine bitirerek sandıkta onları sandığa gömecek bir sandık sonucu, seçim sonucu elde ederek bu hükümete son vermek hukukta görünen bir başarıdır. Bu böyle olacaktır. Buna sadece bir hani iman gücüyle söylemiyoruz. Yaşadığımız olaylarla söylüyoruz. Yaşadığımız olayları, bu büyük hareketlerin anlamını çözdüğümüz zaman bu böyle olacağını çok net söyleyebiliriz ama İşçi Partisi'ne çok görev düşmektedir. İşte bu görevlerden bir tanesi de seçimlere girmekse bu seçimlere adaylarla girilir. Burada yanımızda olan arkadaşımız, değil mi? Nuri Bey, Nuri Karakaş, şeyde Hasan Başekil,
olarak yok. Yönetici olarak görev yaptınız. Halka hizmetiniz orada. Halk sizi tanır, bilir, görür, çalışan, Atatürkçü, değil mi? Bir kişi olarak tanır. Dolayısıyla bu güvenle İşçi Partisi'ne aday olmak istiyorsunuz. Biz de sizi aday adayı olarak burada basına ve kamuoyuna tanıtıyoruz. İnanıyoruz ki adayımızın etrafında tabii meclis üyelerimizde partimizin örgütlü çalışmasıyla bu seçimde İşçi Partisi büyük bir başarı kazanmaya adaydır diyoruz. Şimdi sözü adayımıza. Ben Ali Bey'e ve il başkanımıza ve Mırani eski başkanımıza Tuğrul Bey'e ve değerli basın mensuplarına Kartal Bey'e, sevgili eşine ve birçok arkadaşlara teşekkür ederim geldikleri için. Biz Bandırma için hizmet etmeye aday olduk. Bu hizmet ettiğimizin bir göstergesi de açık öğrenim sınavlarının Bandırma'da yapılmasını sağladık. Ve Bandırma'ya bu kazanımımız yeterli olduğu inancında da değiliz. Bandırma'yla ilgili tüm sorunları çözmeye de adayız. Ve bizim de İşçi Partisi olarak bu gücümüz var. Her zaman, her yerde, her sorunun çözmek için peşinde olacağız. Kentsel yaşam anlamında vatandaşların, Bandırma'nın kentinde yaşayan insanların daha refah, daha insanca yaşayabileceği bir ortam sağlamaya namzediz. Başta trafik sorunu olmak üzere birçok sorunların, üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları başta olmak üzere çok sorunlarımız var. Bu sorunları üstesinden geleceğiz. Bundan önceki belediye başkanlıklarının yaptıklarını gördük. Daha doğrusu yapamadıklarını gördük. Bizi bu göreve teveccüh ederlerse İşçi Partisi'ni en iyi şekilde Bandırma'da temsil edeceğimize inanıyoruz. Ve sorunları da hep birlikte İşçi Partisi Genel Merkezi, Balıkesir ilinin destekleriyle Körfez'deki yoldaşlarımızın katkılarıyla Bandırma'mızı da belediyeyi kazanacağız diyorum. Çünkü biz kazanmak için varız. Teşekkür ederim. Basın toplantısı yapacağız meydanda inşallah. Tarihini bugün vermiyoruz çünkü tam kararlaştıramadık. Teşekkür ediyoruz basınımıza da. Türk bayraklarıyla, İşçi Partisi bayrağıyla Türkiye'yi ve Diyarbakır'dan Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Bölünmesine de izin vermeyeceğiz. Balıkesir Kuvayi Milliye şehridir. Kuvayi Milliye şehri olması nedeniyle de bu bölünmeye hayır diyeceğiz. Ama genç arkadaş dedi. Genç herhalde. Meryem Hanım, genç arkadaş. En gencimiz Deniz Hanım. Yaşlı mıyım? Aşk olsun. Evet. Partimiz arkadaşlar. Batmadı mı? Montlar sert. Evet. Hep beraber bir fotoğraf çektiler bütün arkadaşlarla, yeni üyeler arkadaşlar. İçerideki yakana takalım. Gel. Aa bak halletti vallahi. Yakalarınızda göreceğim özellikler her zaman. Evet.